Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Şu heda gölgesi bir baksana, dağlar, taşlar. O rükû olmasa, dünya değilmez başlar. Yaralanmış, tertemiz alnına uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek, öpsö, hakan der. Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şar. Görmüş olduğunuz yolu kullanıp Mecidiye Tabyası'nın bulunduğu bölgeden Çanakkale Savaşı'nın belki de en büyük savaşlarının çarpışmalarının yaşandığı yerden bu çadır esnaflarını geçerek geldik. Görmüş olduğunuz yer Mecidiye Tabyası'nda şehit olan askerlerimiz için yapılmış olan bir anıt. Herhangi bir kimsenin mezarı bulunmuyor. Ancak burada Fevzi Efendi'nin mezarı var. 3. Selim döneminde bir matematikçi, bir fizikçi, bir devlet adamı olarak ülkemize hizmet etmiş ve 1917'de İngilizlerin bir denizaltısının suyu geçmesi ve İstanbul'a ulaşması üzerine idam edilmiştir. Şu anda Seyit Onbaşı olayının yaşandığı o mucizevi 215 kiloluk topun kaldırıldığı anıtın önüne gelmiş bulunuyoruz. Şu anda Seyit Onbaşı'nın mucizevi olayı gerçekleştirdiği yerdeyiz. 215 kilogramlık topu kaldırarak Fransız zırhlısı Bouvet'i vurduğu mekandayız. Zaten kendi köyünde kömürcülükle uğraşan Seyit Onbaşı ağırlık kaldırmaya alışıktı ve bu sebeple iman gücünün de etkisiyle 215 kilogramlık topu kaldırarak Fransız zırhlısı Bouvet'i yan yatırdı. Ve suya düşen askerler soğuk olan suda donarak hayatlarını kaybettiler. Şok geçirerek hayatlarını kaybettiler. Seyit Onbaşı'nın anıtı olduğu mekandayız. Burada da Seyit Onbaşı'nın heykelini görüyorsunuz. Bu anıt çok daha önceden yapılmıştır. Ancak Seyit Onbaşı'nın duruş şeklinin yanlış olması sebebiyle yıkılmaya çalışılmıştır. Ancak daha sonradan verilen kararla dokunulmamıştır. Bu arada unutmadan da söyleyelim. Maalesef Seyit Onbaşı o zamanlar büyük bir fakirlik hastalığı olan verem sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Mezarı Balıkesir'in Havran ilçesindedir. Şu anda hastane şehitliğinin içerisindeyiz. Görmüş olduğunuz yerlerde hep şehitlerimizin temsili, onları temsil eden asker şapkaları ve enveriyeleri Osmanlıcadaki adıyla bulunmaktadır. İlginçtir ki burada ne kadar Bitlis, Nevşehir, Karaman olsa da genel olarak şehitlerimizin çoğu Marmara ve Ege bölgesinden gelmektedir. Ulaşımın, çünkü karayolunun en yakın olduğu yer görüldüğü gibi Marmara ve Ege bölgesidir. O yüzden Çanakkale Savaşı'nda en fazla şehidimiz bu bölgelerden gelmiştir. Yanımızda Çanakkale'de bize tur rehberliği yapan Sayın Sevil Ersöz var. Kendisi bize Teğmen Mustafa'nın hayatından ve Çanakkale'deki kahramanlıklarından ve kendisinden biraz bahsedecek. Buyurun. Evet, Çanakkale'yi anlatmak günlerimizi alır. Özellikle Şahindere Hastane Şehitliği'ndeyiz. Gerçek bir hastane şehitliğini geziyoruz. Ve 1969 tane şehidimizin yattığı gerçek bir şehitliği ziyaret ettikten sonra köşesinde tek bir mezar var. O da Mustafa Bey'in mezarı. Teğmen Mustafa Bey tabii güneyde savaş esnasında yaralanarak buraya getiriliyor. Ama şehit olunca askeri onu toplu mezara değil de onun için tek bir mezar yapıyor. Yani şimdi özellikle toplu mezarlarda şunu söyleyebilirim. Hasanoğlu Mehmet, Hüseyinoğlu İsmail bu toplu mezarda yatıyor ama nerede yattığını bilmiyoruz. Çanakkale cephesinde ise 25 tane sadece mezar vardır. İşte kimin nerede yattığını bildiğimiz onlardan bir tanesi de Mustafa Bey'in mezarıdır. 1977 yılında da ailesi gelerek onun mezarını biraz daha belirginleştirmiştir.
Burada da Şehitler Abidesi'nin karşısındaki savaş anıtını görmekteyiz. Bu anıt bize Türk askerimizin savaşta başarı için nasıl canla başla savaştığını, elinden gelen her şeyi ardına koyduğunu göstermektedir. Tabii ki de anıtın önünde her zamanki gibi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletini yönlendirmektedir. Anıta baktığımız zaman her yaştan asker görmek mevcut. Çünkü yani 16 yaşından tutun 75 yaşına kadar yani bütün insanlar elinden geleni ortaya koydukları için çok genel bir tablo oluşturmaktadır bu şekilde. Burada da Türkiye'de sadece aynısından iki tane bulunan bir bayrağımızı görmekteyiz. Bu çok özel günlerde bayrak çekilmektedir. Buraya her zaman bayrak olmaz burada. Aynı zamanda buraya Anzak ve Avustralya liderleri de özel günlerde törenlere katılmak için gelmektedirler. Yine buradan anıttan bir kesit görmekteyiz. Her yaştan insanın olduğu. Evet, şu anda Çanakkale'de yapılan en görkemli, şehitlerimizin yapılan en görkemli abidedeyiz. Şehitler Abidesi'ndeyiz. Görüyorsunuz bayraklarımızla birlikte çok güzel bir uyum içerisinde. Çanakkale'de şehit olan toplam 253 bin askerimiz için yapılmış. Maalesef sadece 60 binin adını biliyoruz. Tabii insanın burada hislerine hakim olması mümkün değil. Çoğumuz duygu dolanlar yaşadık burada. Ve şimdi de isimlerden akrabalarımızı aramaya gidiyoruz. Burada da Mert arkadaşımızın büyük dedesi şehit olmuş. Onun mezarını arıyoruz hep birlikte Nevşehir bölümünde. O kadar çok var ki gerçekten. Şu anda meçhul askerin önündeyiz. Meçhul asker buradaki mezarlıkta diğer askerlerden ayıran özelliği gerçek bir mezar olması. Kişinin kimliği bilinmiyor. Hikayesi ise Kuzey Cephesi'ndeki savaştan sonra Anzaklar çekilirken kendilerine savaştan hatıralar alıyorlar. Kimisi deniz kabuğu, kimisi toprak. Ancak bir tane Anzak askeri kendisine bir Türk askerinin kafasını kesip hatıra almayı tercih ediyor. Ve onu evine götürüyor Avustralya'da. Orada bal mumu yapıp bir tane heykel, bir tane sandığın içine koyuyor. Sandığın içine ayrıyeten bir tane mektupta bu olayı ve bu olaydan neler yapılması istendiğini yazıyor. Ölüm döşeğine düştüğü zaman torununu çağırıp sandığın olduğunu ve bunun içinde böyle bir şey olduğunu söylüyor. Çocuk buna bakıp mektubu okuduğunda dedesinden bugüne kadar gurur duyduğu dedesinden artık nefret ettiğini hatıratlarında belirtiyor. Daha sonrasında kafatasının bir müzeye verildiği, bu müzede de sergilendiği Türk kafatası olarak biliniyor. Ancak daha sonrasında Türk hükümetinin de araya girmesiyle kafatası bu şekilde ülkemize geliyor, törenle alınıyor ve burada mezara defnediliyor. Burada gördüğünüz şehitlerimiz için yapılan, yani hepsi için yapılan bir enveri, ışıklandırma sistemi var. Özel günlerde ışıklandırılarak şehitlerimizin ruhuna şad olsun, onların ışığı hala burada gibisinden bir mesaj veriliyor. Burada görmüş olduğunuz liste hangi illerden verdiğimiz, hangi ilden kaç şehit verdiğimizi yazıyor. Listeye göre ilginçtir ki en fazla şehit Bursa ilimizden var. Ancak gayri resmi rakamlar da eklenince en fazla şehidimizin Kastamonu'dan çıktığı görülüyor. Çanakkale Anıtı'nın hemen altındayız. Bu anıt hikayesi ilginçtir ki Mustafa Kemal'e sorulduğu zaman Anzaklar bu kadar anıt yapıyor bizim memleketimizde ama bizim bir taşımız daha yok deniyor. Mustafa Kemal de her zamanki gibi hazır cevaplığını ve o ileri görüştüğünü ortaya koyarak benim milletim bir anıt yaptığı zaman 33 değil 20 değil 40 metrelik yapar diyor. Bu anıt 1945 yılında yapılan bir yarışmayla iki kişinin ortak projesi olarak kabul görüyor. Ancak mali ve maddi sorunlar dolayısıyla hemen yapılamıyor. 1950 yıllarında Milliyet Gazetesi'nin sponsorluğuyla başlanılmak isteniyor ancak 2 yıl daha erteleniyor. Yapılmaya başlandığı zaman 40 metre Mustafa Kemal'in sözü üstüne kabul görüyor, yapılmaya başlanıyor. Ancak daha sonrasında Mustafa Kemal'in boyu 1.70'ti kendisinin boyu. O da eklenerek 41 metre 70 santim yapılıyor. Şu anda anıtın tam altındayız. Görmüş olduğunuz gibi Çanakkale Boğaz'ın, Gelibolu'nun tam uç noktasında bir yerde. Anıtın özelliği kara bölgesine bakan yerlerdeki kabartmalarda Kara Savaşı'ndan Bizansenler var.
Görüldüğü üzere burada Mustafa Kemal'in Jonk Bayırı'ndan izleyişi, burada yabancı askerlerle olan dostluğumuzun gösterilmesi, bunlar gerçekten takdire şayan hareketler. Anıtın üstünde mozaikten bir Türk bayrağı var. Bu çoğu zaman, genellikle de 18 Mart'tan önceki haftalarda restorasyona alınıyor. Çünkü 18 Mart haftasında daha hoş bir görüntünün oluşturulması isteniyor. Şu anda Ertuğrul Tabyası'nın önündeyiz. Ancak görmüş olduğumuz arkada bir detay var. Görmüş olduğumuz anıt bir İngiliz mezarından kalma. Anıtın anlamı bir kılıç kını. İngilizlerin burada kendilerini söylemeye çalıştığı, kendilerinden de öğrendiğimiz kadarıyla kını kılıcıyla buraya sapladık. Tekrar gelip çıkaracağız. Bulunduğumuz tabya Almanlar tarafından bir nevi hazırlık için yapılmış. Almanlar çünkü daha sonrasında başka bir savaşın patlak vereceğini düşündükleri için Anadolu'da hem de Avrupa'da bu şekilde tabyalar bırakmışlar. Anadolu'da çok stratejik bir hamle yaparak, çok önemli bir emir vererek savaşın seyrini değiştirmiş komutanımızın, onun değerli askerlerinin yanındayız. Çanakkale çıkarması sırasında İngiliz subaylarının vurulmasına emrini vererek çok stratejik bir hamleyle savaşın seyrini değiştirmişlerdir. Şu anda bulunduğumuz yer Jonk Bayırı'nın Anzak Koyu. Buranın önemi Mustafa Kemal'in Seddülbahir ve diğer cepheler dışında Anzakların çok rahat bir şekilde çıkarma yapabileceklerini düşündüğü ikinci yer. Anzak Koyu'na Avustralyalı askerler ve Yeni Zelandalı askerler çıkartmalarını yaparak bu bölgeden doğru yukarıya, içlere bu şekilde geçmeyi planlamışlar. Görmüş olduğunuz tepe Sphinx Tepesi, Anzaklar tarafından konulan adı. Hain Tepe ise Türkler tarafından konulan adıdır. Anzaklar için Sphinx'in olması Mısır'dan getirilen Avustralya Birliği'nin onu görünce Sphinx'e benzetmesindendir. Diğer bir sebebi ise, Türklerin Hain Tepe demesinin sebebi ise tepenin Avustralyalıları göstermemesidir. Bu yüzden Hain Tepe olarak adlandırılmıştır Türkler tarafından. Evet, yine tüylerimizin diken diken olduğu dakikalardayız. Şu an Kurtuluş Savaşı'nın en yaşlı gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın heykelinin yanındayız. Bu da büyük bir hatıra kendisi için. 57. Alay Şehitliği açılırken törene katılanlar arasında o da. Kendisi 100 yaşında hakkın rahmetine kavuşuyor. Bu tarafta da 57. Alay Şehitliği için yapılan sembolik mezarlar ve anıt var. Anıtın altında gerçek kemikler var olmuş. Kazılar sırasında bulunan iskeletler oraya gömülmüş, anıtımıza gömülmüş. Gerçekten çok hissi bir ziyaret oldu bizim için. Duygularımıza hakim olmak çok zor bu dakikalarda. Bakın, ben gözüm dolu dolu oldu yani. Ama güzel bir ziyaret oldu. Şehitlerimizi tekrar yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Yine çok manevi bir yapıtın yanındayız. Burada bir rehberimiz bize çok duygusal bir olay anlattı. Erzincan'da bir Mehmetçiğimizle İngiliz bir askerin aynı anda birbirlerine süngüyü geçirip aynı anda ölmelerini anlattı. Yapılan kazı çalışmaları sonrasında çıkan iskeletler anıtın yanına defnedilmişler. Bu arada 57. Alay'dan da kimsenin geri dönemediğini, hepsinin kahramanca şehit olduğunu ve Atatürk'ün ben size savaşmaya değil ölmeye emrediyorum emrine verdiği alayın olduğunda unutmadan hatırlatalım. Şu anda Jonk Bayırı'ndayız. Belki de Çanakkale Savaşı'nın en ağır savaşının, çarpışmasının geçtiği yer ve daha sonra da en büyük politik olaylarının yaşattıracağı yer. Şu anda gördüğümüz yer Çanakkale'nin 5 kitabesi, Jonk Bayırı'nın 5 kitabesi. Burası Çanakkale Savaşı'nın olaylarının anlatıldığı 5 kitabeden oluşan bir tepedir. 5 kitabenin yerleştirilme şekli biraz ilginç. Çünkü tam bir avuç şeklinde yerleştiriliyor. Bunu bir diyen bir grup şöyle yorumluyor ki, bir annenin Allah'a dua ederken açtığı eller, bir diğer grupta Mehmetçiğin bir olduğu zaman nelere kadir olduğunu gösterebileceği bir güç simgesi. İşte tam burada cepheler turistler için tabii ki sonradan açılmış, ancak açılırken çok fazla şehidimizin kemiği ve parçaları çıktığı için artık onlar daha fazla rahatsız edilmesin diye kazı bel hizasına geldiğinde durdurulmuş ve gerçekten tüyler ürpertici ki şu anda bazılarının üstünden yürüyoruz. Tam görmüş olduğunuz bölge
düşmanın yani İtilaf devletlerinin girmeye çalıştığı yer. İtilaf devletleri bu bölgeden tepeye çıkacağını, daha sonrasından da ileriden boğaza kadar yol gideceğini düşünüyordu. Ancak 25 metreden fazla ilerleyemediler. Şu anda temsili olarak Yeni Zelanda, Avustralya ortak topraklarındayız. Görmüş olduğunuz eser Yeni Zelanda ve Avustralyalıların bu tepeye, bu tepede gösterdiği mücadele için onlara izin verilerek yaptırılmış bir anıttır. Ancak ne kadar ilginçtir ki Yeni Zelandalılar aslında bu tepeye hiçbir zaman çıkamamışlardır. Ancak bu anlaşılana kadar bu hak onlara verilmiş ve Yeni Zelandalılar bu anıtı diktikten sonra geri alınamamıştır. İlginç ikinci bir yan, aslında dediğim gibi burası Yeni Zelandalıların geldiği bir nokta değildi. Burası, asıl önemli noktası, şu tarafta görmüş olduğunuz anıt Mustafa Kemal'in vurulduğu bölgedir. Mustafa Kemal Jonkbayırı'nda kalbine gelen, çok ünlü bir hikayedir, kalbine gelen kurşun yüzünden vurulmuştur. Ancak ne şanslıdır ki kalbindeki tam o bölgedeki annesinin hediye ettiği saatten dolayı korunmuştur ve kurşun ona isabet etmemiştir. Kurşun isabet etmeyerek onun tam bu bölgede ölmemesini ve savaşa kaldığı yerden devam etmesini sağlamıştır. Daha sonrasında Türk yetkililer bu tarihsel gerçekliği ortaya çıkardığında artık çok geçti, çünkü Yeni Zelandalılar kendi bölgelerinden bu anıtı yıkarak çıkmak istemiyorlardı. Ancak aslında burası bizim hakkımızdı ve Mustafa Kemal'in anıtının buraya dikilmesi gerekiyordu. Buraya biz anıtımızı diktikten sonra tabii bize izin veriliyor. Çünkü Mustafa Kemal gibi bir dehayı onlar da es geçemiyorlar. Ancak kendi anıtlarından kısa olmasını istiyorlar. Ve daha uzun olunca uluslararası mahkemeye başvuruyorlar. Ve kendi anıtlarının üstüne iki kat daha taş çektiriyorlar. Ancak unuttukları bir şey var ki, Türk bayrağımız.